Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu preposition Übung. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Der Mann möchte mit dem Direktor über ein kleines Problem sprechen cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Der Mann, adam, möchte neydi? İstemek demekti değil mi modal fiilimiz? Mit dem Direktor, bakın arkadaşlar, der Direktor, müdür demek. Dolayısıyla burada mit dem Direktor, ne olmuş burada? Cümlenin içerisinde mit olduğundan dolayı datiflik gerektiriyor. Peki der neye dönüşüyor? Dem. Dolayısıyla mit dem Direktor, öyle değil mi? Über ein kleines Problem, küçük problem, demek ki problem, kleines Problem. Burada artikelin das olduğunu nereden anladık arkadaşlar? Kleines Problem denildiğinden dolayı, değil mi? Das olduğunu anlamış oluyoruz. Sprechen de konuşmaktı. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bu cümlede über görüyoruz. Neden? Çünkü sprechen über bir şey hakkında diyecek olursak demek ki biz preposition olarak über'ı seçmek durumundayız. Dolayısıyla sprechen über etwas denildiğinde ne olması gerekiyormuş? Über olması gerekiyormuş. Eğer birisi ile birlikte konuşuyorsak sprechen mit derdik. Ancak burada ufak bir sorun hakkında konuşuyor adam müdürle diyecek olursak demek ki ufak bir sorun hakkında über ein kleines Problem formunu gerektiriyor. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda ne diyecekmişiz? Der Mann möchte mit dem Direktor über ein kleines Problem sprechen diyecekmişiz. İkinci örneğimize bir bakalım arkadaşlar. İkinci örnekte der Leiter möchte sich mit der neuen Architektin treffen. Evet, burada ne olmuş arkadaşlar? Öncelikle bir anlamlandıralım. Der Leiter yönetici anlamında arkadaşlar. Bu bir kadın yönetici olmuş olsaydı ne olacaktı? Die Leiterin olacaktı değil mi? Burada gene möchten modal fiilimiz değil mi? İstemek modal fiilimiz var. Treffen, bakın treffen ne alıyordu? Refleksiflik alıyordu öyle değil mi? Yani ich treffe mich, du triffst dich, er sie es trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, Sie treffen sich şeklinde hatırlayacak olursanız refleksiflikle ilgili ders videomuzda bunu ayrıntılı şekilde görmüştük öyle değil mi? Dolayısıyla neymiş? Sich treffen buluşmak demek. Birisi ile buluşmak az önce söyledik değil mi? Birisi ile konuşmak derken ne demiştik? Mit. Dolayısıyla bakın burada da birisi ile buluşmak diyecek olursak demek ki sich treffen mit gerektiriyor. Cümlenin içerisinde zaten mit varsa datife dönüşecektir. Aynı şey burada da söz konusu. Bakın mit der neuen Architektin demiş. Die Architektin neydi? Mimar demekti. Dolayısıyla die neye dönüşecek? Der Architektin yeni olan mimar ile diyecek olursak demek ki mit der neuen Architektin. Bakın orada neu sonlandırıcı en gelmiş. Niye? Çünkü bu bizim kuralımızdı değil mi? Sıfatların sonuna ne geliyordu? En gelmiş oluyordu. Dolayısıyla yönetici yeni mimar ile buluşmak istiyor. Görüşmek istiyor anlamına gelen buluşma değil mi treffen? Dolayısıyla ne diyormuşuz? Der Leiter möchte sich mit der neuen Architektin treffen diyecekmişiz. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Joachim hat einen Termin beim Zahnarzt. Evet, Joachim bu bir erkek ismi arkadaşlar. Evet, haben, cümlenin içerisinde haben varsa ne oluyordu? İsmin i hali yani akusatif oluyordu. Der Termin, randevu demek arkadaşlar. Tabi bu randevu derken şunu da karıştırılmamalı. Hani arkadaşlarla buluşma, randevusu şeklinde değil de bu işte doktora giderken öyle değil mi?
bir öğretmenle bir görüşme, bir avukatla görüşme gibi ofis ortamında gerçekleşen, ekseriyetle ofiste gerçekleşen bir randevu ise bu temin, de temin olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla burada da zaten durum bu. Zahnarzt, diş hekimi demek değil mi? De Zahnarzt. Dolayısıyla Joachim'in diş hekiminde randevusu var. Değil mi? Diş hekimi ile randevusu var deriz değil mi? Güzel Türkçe'de. Ancak onda deniliyor. Yani diş hekiminde deniliyor Almanca'da. Bu da neyi gerektiriyor? Bei gerektiriyor. Dolayısıyla einen Termin beim şeklinde algılanmalı. Neden beim? Çünkü der Zahnarzt datifte ne olacak? Dem. Dolayısıyla bei ve dem birleştirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Beim Zahnarzt. Dolayısıyla Joachim'in diş hekiminde randevusu var diyecek olursak ne diyecekmişiz? Joachim hat einen Termin beim Zahnarzt diyecekmişiz. Zaten şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bei ile ilgili bir prepozisyon görüldüğünde bu mutlaka bir kişi, bir meslek ile ilintilendiriliyor, ilişkilendiriliyor. Burada da zaten durum bu. Öyle değil mi? Ama söz gelimi bu bir diş hekimi bir kadın olmuş olsaydı die Zahnärztin olacaktı. Dolayısıyla o zaman ne olacaktı? Datiflik gene olacaktı. Bei der Zahnärztin olacaktı. Ancak bu bir erkek olduğu için değil mi? Ne olacak? Beim Zahnarzt şeklinde yorumlanıyor olacak değil mi? Dördüncü örneğe bakalım şimdi arkadaşlar. Dördüncü örnekte ne diyor? Der Ingenieur wartet immer noch auf das Geld für seinen Flug. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Der Ingenieur neydi? Mühendis demekti değil mi? Der Ingenieur. Warten neydi arkadaşlar? Beklemek demek. Warten'le birlikte mutlaka bir prepozisyon var ki o da ne? Warten auf. Keza o da değil mi? Cümlenin içerisinde var. Immer noch. Hala demek arkadaşlar. Immer tek başına neydi? Her zaman demek. Ancak immer noch. Hala anlamında o hala vurgusunu yapmış oluyor. Yani epey zamandır anlamına gelmiş oluyor. Immer noch. Auf das Geld. Das Geld neydi? Para demekti. Flug uçuştu değil mi? Yani demek ki neyi bekliyormuş? Auf das Geld für seinen Flug. Bakın burada akusatiflik söz konusu. Uçuşu için değil mi? Demek ki bu kişi uçakla bir yerden bir yere geçecek. Dolayısıyla ne bekliyor? Parasını bekliyor bu mühendis değil mi? Dolayısıyla ne diyormuş oluyoruz o zaman? Ne diyor oluyoruz Türkçe'de? Mühendis hala uçuşu için para bekliyor. Dolayısıyla der Ingenieur wartet immer noch auf das Geld für seinen Flug. Bakın burada seinen posesiflik girmiş işin içerisine. Çünkü niye? Kendi uçuşunu kastetmiş olduğumuz için. Bu pekala für den Flug uçuş için şeklinde olsaydı da ne olurdu? Für den Flug şeklinde o şekilde de yorumlanabilirdi. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda demek ki der Ingenieur wartet immer noch auf das Geld für seinen Flug demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Mann möchte mit dem Direktor über ein kleines Problem sprechen. Der Mann möchte mit dem Direktor über ein kleines Problem sprechen. Der Leiter möchte sich mit der neuen Architektin treffen. Der Leiter möchte sich mit der neuen Architektin treffen. Joachim hat einen Termin beim Zahnarzt. Joachim hat einen Termin beim Zahnarzt. Der Ingenieur wartet immer noch auf das Geld für seinen Flug. Der Ingenieur wartet immer noch auf das Geld für seinen Flug. Sonnige Örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Kauffrau möchte eine Preisübersicht auf ihre Produkte. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Kauffrau neydi acaba?
Der Kaufmann, die Kauffrau şeklinde. Kaufen neydi arkadaşlar? Satın alma. Dolayısıyla satın almacı diyebileceğimiz gibi bu işletmenin başındaki kişi de olabilir. Bu 2 yıllık eğitimden tutun da 4 yıllık bir eğitime kadar uzanan bir meslek grubu arkadaşlar. Biz kısaca hani satın almacı diyelim buna. Çünkü ona da giriyor bu meslek. Möchte eine Preisübersicht. Preis Übersicht arkadaşlar fiyat bir fiyatların tamamı hani listeyi kapsamış oluyor. Yani fiyat listesi de anlaşılabilir bundan. Auf ihre Produkte. Produkt neydi? Ürün demekti. Dolayısıyla ürünlerle ilgili fiyatları görmek istiyor diyecek olursak ya da onu tabii görmek istiyor deriz değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla Almanca'da möchte demem yeterlik oluyor arkadaşlar. Ürünlerle ilgili hatta sizin değil mi saygı nezaket formu var burada. Sizin ürününüzle ilgili değil mi? Demek ki Die Preisübersicht neymiş arkadaşlar? Fiyatlarla ilgili bir broşür olabilir, bir liste olabilir, fiyat listesi olabilir değil mi? Produkt da neymiş? Die Produkte, ürünler demekmiş. Neyi gerektiriyormuş preposition auf? Demek ki satın almacı sizin ürünlerle ilgili olan fiyat listesini istiyor diyebiliriz bunun için. Dolayısıyla die Kauffrau möchte eine Preisübersicht auf ihre Produkte demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar Sie können sich im Internet über die Preise informieren. Evet bu cümleye baktığımızda internette bilgilendirebilirsiniz kendinizi diyecek olursak im Internet informieren. Bakın burada in datif ile birleşiyor ve im internet şeklini alıyor. Fiyatlar hakkında diyecek olursak informieren über demiş oluruz. Dolayısıyla bu da gene neyi gerektiriyor? Akusatifi gerektiriyor değil mi? Dolayısıyla über die Preise informieren demiş oluyoruz. Ve toparladığımızda internette fiyatlar hakkında bilgilendirme alabilirsiniz dediğimizde demek ki ne diyecekmişiz? Sie können sich im Internet über die Preise informieren. Şöyle de diyebilirdik. Im Internet können Sie sich über die Preise informieren. Burada tabii şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Sich informieren anlaşılacağı üzere refleksif bir fiil. Dolayısıyla buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Evet, ich danke neydi? Teşekkür ederim demek. Der Anruf, bu da telefon çağrısı, arama anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da arkadaşlar neyi gerektiriyor? Akusatifi gerektiriyor. Der neye dönüşmüş? Dine dönüşmüş. Dolayısıyla saygı formu, nezaket formu söz konusu olduğu için Ihren Anruf dememiz gerekiyor. Size ne deriz güzel Türkçe'de? Aramanız için teşekkür ederim değil mi deriz. Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı neymiş? Ich danke Ihnen für Ihren Anruf demiş oluyoruz. Ve son örneğe geldiğimizde arkadaşlar bakın burada da son örnekte ne var? Refleksiflik var. Dolayısıyla sich freuen değil mi? Er freut sich über eine baldige Antwort. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar sich freuen über bir şeye sevinmek derken demek ki sich freuen über kalıbını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bald neydi? Yakında. Dolayısıyla yakında sizden yani sizden yakın zamanda gelecek olan cevaba şimdiden ne yapıyor? Dört gözle bekliyor deriz ya güzel Türkçe'de değil mi? Sizden güzel bir haber bekliyor deriz. Hani bunu da Almanca karşılığı demek ki er freut sich über eine baldige Antwort cümlesiymiş. Bald demek ki yakında, eine baldige Antwort da yakında gelecek bir cevap. Neyi gerektiriyormuş az önce söylediğim gibi? Sich freuen über'yı gerektiriyormuş. Benim size tavsiyem arkadaşlar bu prepozisyonlar daha doğrusu yeni karşılaşmış olduğumuz fiiller
Preposisyon gerektiren fiiller olduğunda mutlaka bunu bir kalıp halinde ezberlersek ve hangi preposisyon datif, hangi preposisyon şeyde kalıyor, akusatifte kalıyor, hatta ileriki zamanlarda genitifliği de işin içerisine katacağız. Bunları bir yapı şeklinde öğrenirsek emin olun çok rahat etmiş olursunuz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kauffrau möchte eine Preisübersicht auf ihre Produkte. Die Kauffrau möchte eine Preisübersicht auf ihre Produkte. Sie können sich im Internet über die Preise informieren. Sie können sich im Internet über die Preise informieren. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Er freut sich über eine baldige Antwort. Er freut sich über eine baldige Antwort. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde preposisyon çalışmasını yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.